Sevgili gençler merhabalar. 10. sınıf ETYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar, kimyasal hesaplamalar konusunda konu kavrama testlerindeydik. 4. testimizdeyiz. Soru 1. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifademize bakıyoruz. Isı alan. Arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde ısı ya da enerji girenler kısmındaysa ısı alan, yani endotermik tepkimeydi. Birinci ifademiz doğru. İkinciye bakalım. Arkadaşlar, sentez tepkimesi diyor. Bakınız, girenler kısmında bir madde var. Ürünler kısmında 3 madde. Yani bir madde 3 ayrı maddeye ayrışmış. Bu sentez değil, analiz tepkimesi olur. Tepkimede molekül sayısı korunmuştur. Arkadaşlar, girenler kısmına bakıyorum. Kaç sayı? 2. Ürünler kısmında 2, 2, 1 topladım. Kaç etti? 5 etti. 2'den 5'e molekül sayısı korunmaz. Aksine molekül sayısı artmıştır. Bu yüzden doğru cevabım yalnız 1 ile Adana olur. Arkadaşlarım, geldik ikinci sorumuza. Kütlece %27 saflıkta olan çinko oksit filizi yeterince potasyum hidroksit çözeltisine atıldığında tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkimede 1 mol potasyum çinkat oluşmaktadır. Buna göre başlangıçta çinko oksit filizi kaç gramdır? Arkadaşlar, çinko oksit ve potasyum çinkat bileşiklerini alıyorum. Çinko oksit bileşiğinin katsayısı 1. Yani 1 mol harcanırsa 1 mol tuz oluşur. Zaten tuzdan kaç mol oluşmuş? 1 mol. O zaman diyoruz ki 1 mol çinko oksit harcanmıştır. Netice itibariyle 1 mol harcanınca 1 mol tuz oluştu. Peki biz bunun kütlesini bulalım. Çinko oksidin kütlesini bulurken arkadaşlarım, molü çarpı mol kütlesi diyeceğiz. Molümüz 1 mol. Çinko oksitte ise arkadaşlar, çinko ve oksijen var. Kütlelerini toplarsam 65, 16 kaç? 81 etti. Buradan çinko oksidin kütlesini biz kaç bulmuş oluruz arkadaşlar? 81 gram. Peki ne diyor? Kütlece %27 saflıktaki çinko oksit filizinin yeterince potasyum hidroksit ile tepkimesi. Arkadaşlar, bu filizin %27'si, yani 81 gramı çinko oksitmiş. O zaman 81 gram %20'ye denk geliyor. %27'ye denk geliyorsa filizin tamamı, yani %100'ü kaç gramdır? Oran orantısını yapacak olursak arkadaşlarım, sadeleşti. 3 çarptık, 300 gram yapar ki doğru cevabın bursu olur. Arkadaşlar, geldik 3. sorumuza. Eşit mollerde X2 ve Y2 gazlarının tam verim tepkimesinden 2 mol madde artıyorsa verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlarım, ne yapıyoruz? Öncelikle tepkimemizi yazıyoruz. 2X2, 3Y2 ile tepkime verdiğinde X4, Y6 gazı oluşuyor. Arkadaşlar, önce oranımızı yazalım. Oranı neden faydalanıp yazıyorduk? Maddelerin önündeki katsayı. X2'nin önünde kaç var? 2. Yani 2 mol X2 harcanırsa, Y2'nin önünde 3 var. 3 mol Y2 harcanır. Oluşan bileşiğin önünde 1 var. 1 mol oluşur. Arkadaşlar, sonra şablonumuz neydi? Başlangıç, tepkime ve ardından ne diyoruz? Sonuç diyoruz. Arkadaşlar, başlangıç değerlerine ne demişiz? Eşit moller demişiz. Biz bu tür durumlarda harcanması büyük olanı esas alıyorduk. 3 mol 3 mol alırsam başlangıç miktarları eşit olur. Ama ben başlangıçtaki mollerinin 3 mü 3'ün katları mı olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden başlangıç değerlerini 3N mol, 3N mol alacağız ki hataya düşmeyelim. Başlangıçta ürünümüz yok. Arkadaşlar, ardından oranımızı N ile çarpıp tepkimeye indirirsek 2N mol X2'den gider. N ile 3'ü çarptığımda 3N mol ne oldu? Y2'den gitti. Ve X4 Y'den de kaç mol oluştu? N mol oluştu. X2'miz 3N moldu, 2N molü gitti. N
mol ne oldu? Arttı. Artanı buldum. 3N, Y ikimiz 3N moldu. 3N'i de gitti, bitti. Bittiği için tepkime durdu. Bu yüzden sınırlayıcıdır. Arkadaşlar, bileşiğin başlangıçta yok. N mol ne oldu? Oluştu. O zaman ifadelere dönmeden önce köküne bakıyoruz. 2 mol madde artıyor. Bizim ise kaç mol maddemiz arttı? N mol. N molümüz 2 mol ise N'in değeri kaçtır? 2. N'i bulduk. Başlangıçtaki toplam madde istiyor. 3N, 3N kaç etti? 6N. N'i kaç bulduk? 2. 6 çarpı 2'den 12 mol eder ki birinci ifadem doğrudur. 2 mol ürün oluşmuştur. Kaç mol ürün oluştu? N mol. N'imiz kaçtı? 2. 2 mol oluşmuştur. Doğru. Y2 gazından madde artmıştır. Y2'ye bakıyorum. Madde artan madde yok. Sınırlayıcı. O yüzden 3. ifade yanlış olur. Doğrularım 1 ve 2 ile Ceyhan oldu. Arkadaşlarım, geldik 4. sorumuza. 1 mol açık zincirli halkanın C eşken artı 2 fiiline sahip bir için yanmasıyla 108 gram su oluşuyorsa alkanın 1 molünde kaç mol atom vardır? Öncelikle alkanımızı yakalım. Alkanımız ne? CnH2n artı 2 formülüne sahip bileşik. Organik bileşik. Bu bileşiği kimle yakacağız? Oksijen gazıyla. Oksijen gazıyla yaktığımız zaman ne oluşacak? Karbondioksit gazı ve su oluşacak. Arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunuyorsa, girenlerde N mol karbon varsa ürünlerde N olabilmesi için CO2'nin sayısını N alalım. Girenler kısmında 2N artı 2 hidrojen var. Ürünlerin kat sayısı ise 2. Ürünlerdeki hidrojenin kat sayısı 2. O zaman N artı 1 alırsam suyun kat sayısını çarptığım zaman 2N artı 2 edecektir. Arkadaşlar, bileşik bakıyorum 1 mol. Suyun katsayısına bakıyorum N artı 1 mol. 1 mol organik bileşik yandığında N artı 1 mol su oluşuyormuş. Peki bizde suyun kütlesi verilmiş. Hemen suyun mol bulalım. Suyun kütlesi 108. Suyun mol kütlesi hesaplarak hidrojen 2, 16 da oksijenden geldi. 18 böldüğüm zaman 6 mol olur. 1 molünden 108 gram oluşuyorsa, yani 6 mol oluşuyorsa, o zaman 1 molünden N artı 1 oluşuyorsa N artı 1'imiz 6 mol eşittir. Buradan N'i çekersek N'in değeri kaç yapar? 5. CnH2n artı 2 bağıntısında N'ler yerine 5 yazarsak C5H 5 çarpı 2, 12 daha 12 eder ki atomları da toplarsak 1 molünde kaç mol atom eder? 17 mol atom eder ki doğru cevabım deniz oldu. Arkadaşlarım, 5. sorumuzdayız. Aşağıda verilen tepkimelerin hangisinin yanlış verilmiştir? Hangisine yanma demiş? Bir maddenin O iki gazıyla vereceği kimyasal tepkimeye ne diyoruz? Yanma. O zaman yanmanın olabilmesi için tepkime okulun sol tarafında oksijen olmalı ki ikinci ifadem doğru. Magnezyum sülfür katısı, yani bir bileşik magnezyum oksit ve kükürt trioksidi ayrışmış. Bir bileşik iki farklı bileşiğe ayrışmış. Bu neyinin tepkimeyi anlatayım. Dikkat edin. İki sulu çözelti tepkimeye girmiş, katı ve sulu çözelti oluşmuş, o zaman çözülme çökelme tepkimesi. İki ayrı madde girdi, tek bir madde oluştu, sentez. NH3'ümüz gazdır. H ve M asittir. Asit gaz tepkimelerinde eğer su oluşmuyorsa nötrleşme tepkimesi değildir. Bu yüzden Edirne'miz ne oldu? Yanlış olan, yani doğru şıkkımız oldu. Geldik 6. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, 6. sorumuzda ne diyeceğiz? 300 gram bakır filiki sülfürik asit çözeltisine atıldığında tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkimede 18 gram su. Hemen suyun molünü bulacağız. Su kaçtı? 18. Bölüm zaman 1 mol su oluşuyor.
Bir mol oluşuyorsa bakır filizinin saflık derecesi isteniyor. Arkadaşlar bakınız, bakır ve suyu kıyaslamış. Bakırın katsayısı kaç? 2. 2 mol bakır harcanır, 2 mol su oluşuyor. Ama sunun soruda kaç mol oluştuğu söylenir? 1 mol. 1 mol olabilmesi için 1 bölü 2 ile çarptık. Biz bakırda 1 bölü 2 ile çarpıp aşağıya indirirsek 1 mol bakır harcanmış. O zaman 1 mol bakırın biz kütlesini hesaplayacak olursak, molü çarpı mol kütlesi, molü 1, mol kütlesi 64. Bakırın kütlesi kaç olacaktır? 64 gram. 64 gram arkadaşlar, bakır kaç gram filiz içerisinde varmış? 320. 64 gram bakırımız 320 gram filiz içerisinde varsa, kaç gram bakırımız 100 gram filiz içerisinde olur? Arkadaşlar biz bu işlemi yaparsak, şurası gitti 5 oldu, oranımız ne yaptı? 120 verdi. Daha 320 gram filiz, 60 gram bakır varsa %5'tir. %20 olur. Doğru cevabımız %20 ile Adana oldu. Arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.